...panşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle... ...Akşam Gazetesi yazarı... ...Hikmet Genç ile karşınızdayız. Hikmet abi merhabalar. Hayırlı Merhabalar. Cumalar. Size de efendim... ...herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Ee, Son dakika haberin yok mu bugün abi? Cuma hayırlı başlamadı. Evet. İsrail... ...yine ateşkesi bozdu. Yapacağı belliydi zaten. Sabah yine gazzeye bir saldırı e tabii bilgisi geldi. Zaten ABD de zaten yürü dedi. Yani. ABD'nin ne dediği de belli değil gitmet abi. Ee, yani ateş bir diyor ki ya işte operasyonun sürmesi evet. Hamas'ın işine yarar sakın as sürdürme diyor. Öbür taraftan diyor ki senin kendini savunma hakkın var. Hadi yürü diyor. Ama son açıklamasında Kirby'nin yani devamlı ateşkesi kese karşıyız dedi. Yani sürekli böyle barış olmasın. Yani bir soykırım ala verilmez. Doğru. Çünkü soykırım soğur. dediğin başlarsın ve bitirirsin. Tabii başlarsın bitersin. Bak görmediniz mi yani bilmiyor musunuz Olaf da geldi tecrübelerini aktardı nasıl olacağı konusunda. Dedi böyle olmaz toparlanırlar bir şey olur. Süre, süreç uzar. Orayı bir tekzip et. Olaf'ın tecrübesine ihtiyacı olmayan bir grupla karşı karşıyayız. Zira Onu, doğru. onlar adam öldürmeyi çok iyi bilir. Ha, doğru. Onlar yani. soykırımı doğru, çok doğru. iyi bilir. Doğru. Almanlardan çok daha önce bu işi... Yaptıkları için. Sonrasında şey... da devam Doğru. ettikleri için. Doğru. Çok yani ucaksın. hiç Doğru. hiç hiç o noktada. Ama o noktada kimsenin tavsiyesine önerisine ihtiyaç evet. duymayacak şekilde çok iyi bilirler Doğru. bu işi. Genetik kodlarını da var zaten. Sadece yakın tarih ve Filistin diyarında değil, dünyanın başka yerlerinde yaptıkları vardır. Fitne, fücur, fesat hareketleri hep bunlardadır zaten. Dezenformasyonlar, yalanlar, tabii, tabii. dolanlar. İşte o yalanlardan e, her geçen gün dünya birazcık daha haberdar oluyor yalan olduğundan haberdar oluyor. Şimdi dün esir takasıyla ilgili elimize gelen görüntülerden bugün akşam gazetesi manşet yapmış. Evet. Hamas'la çak. Manşetin güzel e, bir gönderme yapmış. Evet. Manşetin e, evet. Tam anlamıyla ifadesi bu. E, Hamas'ın elinde rehin tuttuğu İsraillilerin teslim edilmesi, salı verilmesi ...esnasında çekilmiş olan görüntüler. Bu görüntüler haber merkezimizde de var. Arkadaşlarım dün gün boyu bu görüntüler üzerinde de e, konuştuk. Mesele şu. Bunlar bu işe nasıl başlamıştı? Hamas 7 Ekim'de çocukların kafasını kesti. Bizden Oğuzhan Uğur, evet evet çok doğru açgözlü ataları toprak sattığı için... İsrail orada meşru ve Hamas da terör eylemi yaptı. Akabinde hadi bizim Oğuzhan Uğur'u boş ver. Ciddiye alma. Amerikan başkanı dedi ya. 40 Doğru. bebeğin kafası kesildi dedi. İki sefer Amerikan başkanı Biden'a akli melekeleri hala yerinde ise bu işi söylettiler. Doğru, Günün Doğru. sonunda ortaya çıkartmak istedikleri <laughs> algı İşte bu esir takasıyla yine yerle eksan oldu. Yani hatırlar mısın Bir fotoğrafta bir daha doğrusu görüntü daha vermiştik. Evvelsi gün mü neydi? Arabaya biniyor. İsrail'li esir. Arabaya biniyor. Artık yani kurtulmuş. Bitti olay yani. Hiçbir müdanası yok. Yani oradan tabii, çıktı. Tabii. Oradan bir de el sallıyor. O mektup o mektup var ya o mektup. Bir anne ve İsrail'li bir kızın kızım sayenizde kendini kraliçe gibi hissetti diyor. Çok insani davranıldığını ee, ...çok iyi bakıldıklarını... ...her türlü şartların... ...iyi şartların sağlandığı için... E, ...mektubun içerisinde... ...üç ayrı yerde teşekkürini e, iletiyor... ...kime? Hamas'a... ...Müslümanlara... ...Müslüman mücahitlere... ...tamam mı? Bu karşı taraftaki de bir... Yahudi kadın... ...ve yanında da kızı var... ...bilerek söylüyorum... ...Müslüman mücahitlere... ...Müslüman savaşçılara... ...diyor ki teşekkür ediyorum benim kızım küçük bir kız üç kız babası olarak çok hoşuma gitti görüntüler benim kızım diyor orada kendini kraliçe gibi hissetti ya. çünkü çok iyi çikolata getirmişler mektubun tamamına baktım çok uzun bir mektubu ee, işte e, meyve vermişler çikolata vermişler bunu mutlu da etmişler çünkü çocuk sevgisi hani diyor ya, hani ya bize sünnettir biz bebeğe mesela çocuklara el halava dedikleri tatlı çocuğa bir tatlı vermek onu sevindirmek Sünnettir. Yani verin diyor. Ee, ya biz böyle biliyoruz çünkü. Biz esirleri tutulduğu zaman ellerini çözün diyen bir dine mensubuz. Bizim rejimiz yine bugün Hı. maşallah var. Bu işte. Evet. Bravo. Bu o bahsettiğin mektup. Tabii. O kız çocuğu ve annesi. Bravo. İşkence etmeyin diyen bir dinin mensubuyuz biz. Haksız yere öldüremezsin diyen bir dinin mensubuyuz biz. Kadına, çoluk çocuğa, din adamına el sürülmez diyen bir dinin mensubuyuz biz. Bunun gibi çocukları da öldür, hayvanları da öldür, o çocukları emzirenleri de öldür diyen bir din değil bu. Oraya geleceğim. Ama enteresan onlar hakkını savunuyor, bunlar da bak, servis öyle mi? Bak bir şey diyeceğim. Böyle şerefsizler ee, bunlar işte. O, o, oraya, oraya geleceğim. Sen şimdi anlatınca hatırladım. Yine 2-3 gün önce gündeme getirmiştik. Bu şekilde muamele edilen esirlere karşılık İsrail'in elinde rehin tuttuğu tutsakları o esirleri bir de onları dinliyor. Kamuoyu da dinliyor. Tabii. BBC tercüme yapıyor. Baş baş şeytan. BBC'nin tercümesinde kadın diyor ki Filistinli mahkum. Ölüme mahkum ettiler, açlığa mahkum ettiler. Periyodik olarak şiddete uğradık. Darp edildik. Çırılçıplak soyulduk. Havalar soğuduğunda üzerimize soğuk su sıktılar. Bunların hepsini cezaevinde yapıyorlar. Diyor. BBC çeviriyor ama. Nasıl çeviriyor? Bizi orada sadece Hamas düşündü. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu kadar. Ya bu kadar, bu kadar rahat. Yani ben bu fitursuzla, ben bu rahatlığı anlamıyorum. Yani yani artık isyan ediyoruz. Geçenlerde bir arkadaşla ne olacak abi diye soruyor mesela ne olacak mı işte bu e, ateşkes bitecek ya ne kadar aciz bir durum değil mi? Yani ne acizet yani çok kendini insan aciz hissediyor. Ateşkesin bittiği gün tekrar bomba atacak mı diye soruyor. Evet dedim atılacak. Atılıyor. Sonra biz ne yapacağız abi sabah kalktığımızda ...evelsi gün de yazdım ben bunu. Bugün kaç kişi bugünkü e, şeyi raporu Zayiat yani metafor olarak kullanıyorum. Kaç tane sivil öldü, Kaçtı? kaçı kadındı, kaç çocuktu, kaçı enkaz altında kaldı, kaç tane ambulansa müdahale edildi, kaç sivil e, sokakta koşan çocuk yakalandı, tutuklandı, vuruldu. Bunun çetelesini tutuyoruz ya. Yani ve ve bu göz göre göre oluyor. Ve olacağını da biliyoruz. Yani böyle olacak çünkü devam eden bir şey bu. Yani süre gelen bir soykırım ya şunlara, şu fotoğraflara baktığın zaman. Hani geçenlerde Elon Musk gitti ya hani çok uzun uzak ya Beşik'e baktık. Bunu hiç bir tanesi görmedik. Boş Beşik. Türk filmindeki gibi bir boş Beşik. Kovanlar var orada. Katliama bak. Fal mı Nasıl bakılıyorsa o. Kovanlardan bir şey mi çıkartıyor? Fal bakar Ya gide. seyircilerimizden binlerce çok sayıda, görüntü var. Çok sayıda mesaj aldım. Sosyal medya mesajı. Diyorlar ki siz doğru söylüyorsunuz. Bunun kurgu olduğunu. Ya çok basit bir ifadeyle dümdüz bir insan o ahşap beşiğin içine o mermi girerken o beşiğin çubuklarının arasından girmemiş olacağını. En azından o çubuklara bir zarar vereceğini, bir parçalayacağını ahşap beşiği ya da delip altına geçeceğini. Yok oraya dökülmüşler. Şöyle parça parça Aynen, tamam. asimetrik olarak güzelce bir Tabii. dizayn ve, edilmiş. Ve siz oradan fala bakar gibi orada üzerinden hamasın bir. E, terör örgütü olduğunu ve bu yüzden de mağdur e, İsraillerin, bak neler oluyor diye içinde de bir şey yok. Ya şimdi bu da bu şeyler de biraz aklımıza dal geçiyorlar. Yani e, ben fütürusluk derken kastettiğim o e, geçenlerde gene e, terör şey e, dezenformasyonla mücadele merkezinde işte Hamasların tüneli diye bir haber vardı. E, o silah depoları falan bilmem ne. E, ve oradan arkasından tek tek işte o yukarıda bir floresan tarzı bir, bir, bir lamba var. Aşağıda bir sürü mühimmatlar var. Silahlar var. Otomatik silahlar var. Mermileri var. İşte rap, RPG, mermi için bir atış kafası var. Şu var, bu var. Bir duvarlarda bir şeyler asılı falan. Fotoğrafını yayınlıyor adam mesela. <laughs> Koy gitsin diyor ya. Yani. Öyle bizim o büyüttüğümüz şey var ya. Abi işte şey, Mossad. Dünyanın en büyük, en güçlü istihbarat ağı falan filan böyle. Hani büyük böyle bir şey efsanesi. Abi yani bunu yapıyorsun. Bu ne böyle bir dünyada bunu yapıyorsun. Yapay zeka. Bu raddeye gelmiş bu seviyede. Teknoloji bununla çözünükten her şeyi bulabiliyor. Niye bu kadar çok basit ve alçakça bunu yapıyor? Çünkü da değil. Yani yakalandı da ne oldu? Elon Musk'ın ben dinemiyorum dinlemiyorum sizi. İsterseniz efendim size reklam vermezler deyince bir ifade. Bu ne zaman kullanmış bilmiyorum. O şeyden sonra mı önce mi? Onlara emin misin? Ben, onu ben çok emin değilim. Çünkü dün ben bu videoyu İyi. gördüm. Evvelinde böyle bir şey vardı. Hani o 13 saniye sustuğu bir röportajı vardı. Aynı röportaj değil ama. Tabii. Orada benzeri bir tehdit. Hani size reklam verilmez bilmem ne falan. Tabii. Dün yani <laughs> bu seyahatinden sonra önüme düşen video. Ne zaman çekildiğini bilmediğim Şimdi video. Şimdi ben en çok şunu merak ediyorum. Elon, Elon Musk üzerinde çok konuşuyoruz ama bu gerçek vaka. Hani hepimiz bir anda dövdük ya. Hocam, teşekkür etmiştik sonra. Vay beşiğin önünde aptal mısın, manyak mısın? Koskoca Elon, SpaceX, Starlink. Adam uzaydan, kozmozdan bahsediyorsun. Boş beşiği de üç tane kovan konmuş. Dünyanın en salakça. Sultan Palamut devrinde bile böyle bir siyah beyaz fotoğrafla böyle bir aptallık yapılmaz. Adam da binlerce saati sen yayınlattın. Çocuk da ölürken fotoğraf, bu, bu ne bu? Bu bir yerde, biz yaparız bunu. Bağcılar dedim mi gel Elon Musk, bağcılar arasında beşik koyayım, koyalım oturup bakalım ay ne katliam olmuş diye. Bu böyle ahmakça bir şey olur mu? Tabi izleyicilerimiz de sağ olsun. Onlar da hani ahmak anlatır gibi anlatıyor. Yok beşiğim bilmem şurası böyleymiş. Mecbur kovanların boyu bu. Hani bak işte ahmaklık yapıyorlar. Bu net, net boy şey bu. Bu zaten Hamas mühimmatı değil. Bir 20 tane kovanın ne işi var Beşik'te? Ya. Yeah. olmamış. Aynı için şey, Akşener'in attığı kovanlar gibi. Atıyordu ya kovanları. Ya evet. Ha, böyle bir o kovanları Bir de öyle şovları var. Şov, ya şimdi bu yani e, aslında bütün acı tarafı ne biliyor musun? Bak ne saçma sapan şeyler tartışıyoruz. Bir tane beş içinde kovan e, terör örgütü İsrail'in teröristlerin, katillerin, canilerin, vahşilerin haklarını savunma adına onların doğru şey yaptığını göstermek için dünyanın ahmak aptal bir kurgusu. Fotoğraflarla böyle bir şeye adamlar. O kurgu her yere yayılmış durumda. İşte benim buradaki ne, e, dikkat çekmek, inanmayacaklar. Dikkat yöntem. çekmek istediğim mesele de ya, hep o. Bizim içimizde de çok sayıda var. Çok sayıda var. Ama. var, var. Öyle böyle falan değil. Maalesef. Var, Şimdi bugün böyle sabah geldim. Tabii. Şey. Günün manşetine hazırlanmak için gazetelere göz atarken Cumhuriyet gazetesinden Ali Sirmen'in yazısı dikkatimi çekti. Ah, hocam bu yeni dönemde Ömer Özgök Günün manşetinde bu Cumhuriyet ne çekti be Cumhuriyet. Kaç gündür Cumhuriyet ve bir günden <laughs> senin bu ince, ince şey, okumalarla şey hasta oldum yani. Bir şey söyleyeceğim. Biz unutmuştuk yani, o Cumhuriyet'i. Bir e, yazı yazmış ki Ali Sirmen tamamı zırva tamamının zırva olmasını bir kenara bıraktım. Senin az önce bahsettiğin meseleyle alakalı olduğu için hatırlatma ihtiyacı duydum şimdi. Evet. Hani sen diyorsun ya. Adam Ameleklerden bahsediyor, adam Tevrat'tan bahsediyor. Tamam. Okyanusun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi Başkanı diyor ki, bizim inandığımız İncil'e göre bunu Doğru. desteklememiz lazım İsrail'e diyor. Evanjelistler iki hafta önce söyledi. Evanjelistler diyor ki, ahiret bizim, cennet bizim tamam. ama onun için İsrail oğullarının dünyaya tam hakimiyeti sağlaması gerekiyor Kıyameti ki kıyamet kopsun. Topsun. Evet. Şimdi motivasyonun tamamı bunun üzerineyken ünlü Türk düşünürü Ali Sirmen köşesinde çok leziz bir analiz yazmış. Müsaade edersen sadece son kısmını seninle paylaşmak isterim. Ameriklerle ilgili mi? Hayır. Bilakis. Ha. Ali Sirmen ne yazar? Am Amerik yazar bir şey. Lüzumsuz mi? dış politika yazmış. Evet. Çok yanlış yapıyoruz. Bütün dünyayla ayrı düştük. Bütün dünyayla ayrı düştük. Meali bu. Hmm. Yukarıdan aşağıya var ama son son bu cümleyi ters almışım. Dünyayla ayrı düştük yani. Güzel cümle. Öyle. Yani katliamda bütün... ayrı düştük ya yani Amerika ile Aslında cümleyi okuyorum. Bak olacak. lütfen. Aslında Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün seküler yapısına karşı. Seküler demek seyircilerimizin bildiğini düşünüyorum ama biraz daha açık. Dinden bağımsız. Layık. Dinin dışında. Laik. Laik. Dinle alakası olmayan demek. Evet. Devam ediyorum. Dinsiz Filistin demek. Kurtuluş Örgütü'nün seküler yapısına karşı emperyalizm tarafından desteklendiğini herkes biliyor. Kimin? Hamas'ın. Herkes Hamas'ın dinci yapısı sayesinde İsrail-Arap çatışmasının bir din savaşı olduğunu kabul ettirmek için Hamas'ın dinci yapısından medet umulduğunu bilmektedir. Devam ediyorum. Çözüm de Filistin sorunundaki gerçek sayıkların dinsel öğeler olmadığını ve iki devletli bir çözümle Filistinlilere üzerinde yaşayabilecekleri bir hapishane değil, nefes alabilecekleri bir vatan parçası verebilmekle mümkün olacaktır. Şimdi son cümleyi okuyorum. Evet ya Filistinlilere üzerinde yaşayabilecekleri bir hapishane değil, nefes alabilecekleri bir vatan parçası da verebilmekle kısmını anlamadım. Zaten adamların orası. Neyi veriyorsun? Kim, Kim kime, veriyor? Kimi kime veriyorsun? Bu bir, koy kenara. İki, Hamas'ın dinci yapısını emperyalistler destekliyorlarmış. Bunun bir din savaşı olması gayretindelermiş. Netanyahu'nun amelekini nerene koyacaksın? Şeyin e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ben buraya Amerikan Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi ya, olarak, olarak geldim demesini hiç, nerene koyacaksın? Hiç, hiç seküler değil. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin başkanının inandığımız İncil'de İsrail'i desteklememiz emrediliyor lafını evet. nerene koyacaksın? Amerika'nın evanjelistlerinin hararetle tırnak içerisinde Tanrı'yı kıyamete zorlamalarını... Nereye koyacaksın ve son olarak vaat edilmiş topraklar üzerindeki bu sapkın sapık alçak motivasyonu nereye koyacaksın? Hala diyor ki ama dinsel öğelerden bağımsız iki devletli bir çözüm işte zırva zaten... tevil götürmez de bir şey söyleyeceksen söyle. Çok güzel çok, ya, ya ya bak şöyle yani tabii kaç gündür aslında e, bu bir şey de bir, bir şey de sebep oldu bu. E, Katliamın başlamasıyla birlikte bir aydınlanma yaşandı. Bu bir gerçek yani şöyle bir aydınlanma yaşandı. Dedik ya liderler, yönetimler bizim savaştığımız yani bu ABD için diyorum ya ben iddialı bir şekilde söylüyorum. Hani e, soykırımdan bahsediyoruz. İşte burada 15 bin daha önce 10 bin daha önce de 100 bin e, siyonistlerin katlettiği Müslüman sayısını bakmaya görmeye çalışıyoruz. Ben dün bir şey söyledim. O da biraz tartıştık aramızda. Ya dedim yani soykırım diyorsan bu işin en büyük çapta yapan ki bunun arka planında da siyonizm var. Ve çok bu, bu yani bunu aksi iddia etmek de ahmaklık kim olursa olsun. Hiç öyle bir şey yok kardeşim. Amerika gayet bir Amerikan milleti olarak. Hangi millet o. İrlandalılar mı? Portekizler mi? Trump gibi Almanlar mı? Yoksa alayı dışları bakanı olan Yahudiler mi? Amerikan milleti aşağılamak için söylemiyorum. Çok uluslu bir devlet. States of Amerika. Peki. Ee, şimdi sen bütün bunları unutup bakmayacaksın. Nedir o şey amaç? Efendim. En büyük şey katil İsrail. Doğru. Ama daha da büyüğü var. ABD. Bu bir gerçek. Bunu, bunu, bir şey değiştirmek için söylemiyorum. Ama görebileceğim bu yüzden en büyük katili ABD. Ya hocam bak bir daha söylüyorum. Hani o, madem ki bu da ortak değerlerden bahsediyoruz. Hatta geçenlerde söyledim o başka bir şey. Bana bundan sonra Batı'nın normlarıymış. Batı'nın yüksek medeniyet seviyesiymiş. Ahlakıymış. Hürriyet anlayışı, özgürlük, demokrasiymiş. Ağzınıza kürek de vurur. Bak toptan söylüyorum. Efendim bak görüyor musun? Antidemokratik ya. Antidemokratik kardeşim. Tamam ben böyle batı değilim. Olmak da istemedim. Ama gerçek manada baktığın zaman soykırım. Bak iki Dünya Savaşı'nda Hitler'i konuşuyoruz ya ben kaç milyon. Ya adam iki tane uçak, iki tane bombayla sivil yerleri de bir anda 150-200 bin kişi öldürdü. 10 yıl sonrasında da bilmem kaç yüz bin kişinin ölümüne sebep oldu. Sakatlar, radyasyon falan filan. Atom Abi, bombasından Amerika'dan atom bombası. Doğru. Atom bombasından sonra girdiği her tarafta kan ve gözyaşı bırakan ABD değil mi? Doğru. Yani katliam diyorsun. Peki Afganistan'daki katliam, Vietnam'daki katliam, Madeline Albright döneminde Irak'taki katliam, sebep olduğu Afrika'daki çalışmalardaki katliam, gönderdiği 70'li yıllarda gönderdiği silahlar ABD'nin. Hani bir, bir konuşuyoruz ya silahlar kayboldu. Böyle bir şey de var şimdi. ABD enfaati giriyor bir anda dünyada silahlar kayboluyor. Bir bakıyorsun Afrika'da Siyalon'da bir darbe teşebbüsü. Bir bakıyorsun Orta Afrika'da başka bir e, ülkenin tekrar e, gündemine gelmiş. Bir bakıyorsun Nijerya'da 70'li yıllarda bir sol örgütü kurulmuş. Boka haram. 70'li sol örgütü. İslam bir anda canlandırılmış. Ellerin ilk silah Amerikan silahı. Vakti zamanında gelmiş Afrika'ya. Abi soykırımcı kim? katliamcı kim? Ama bir şey unutmayalım. Yani biz bunu söylerken 300 milyon Amerikalı. insanoğlu Neşet Ertaş insanoğlu yöneten de bir avuç insan. Buna hala hayır diyenlere videoları gösteriyoruz artık. canlı bir şekilde. Ne Öyle demeyin katil matil demeyin. O devlet bilmem bak seçilmiş beşik başında oturan konuşurken de öldüreceğiz diyen bir adam. Hala mı inanmıyorsun? Ali Sirmen. Ya bizi bu kafayla uyuttular işte. Hocam bak Şimdi... benim, benim itirazım şu. Bizi Eğitim sisteminde bu kafalarla uyuttular. Tam olarak yıllardır söylerim bu işi. Yapmak istedikleri mesele şu: bizi sürükledikleri, ittikleri motivasyon şu: kickbox ringine çıkartıyorlar bizi uluslararası arenada. Tam tabiri budur. Kickbox ringinde grakoramen güreş yapmamızı istiyorlar. <laughs> Şimdi sen kickbox ringine Grakoremen güreş motivasyonuyla çıkarsan ...nakavt olmak kaçınmazdır. Doğru. Dolayısıyla bu motivasyon hala kalkıp da işte dini ritüellerin bilmem ne efendimiz Efendime söyleyeyim Likely bundan uzaklaştırılması. Ya bu şey. adamlar terör örgütleri arasında tercih yapıp daha eş yerine PKK, YPG'yi tercih ederim. Çünkü daha seküler diyen zihniyet değil mi abi bu? Çok güzel öyle kodlandılar. Bunlar el oldu taraf, tarla sürüldü. Aidiyet duyguları da var. Kodlama bu şekilde. Adam çok güzel örnek aslında. Hani sınırımızda. Sınırımızda. Hani değil mi? Onu söylüyorsun. Evet. Hani DAEŞ olacağını, PKK olsun daha Ki iyi. Biz Neden? hepsiyle mücadele ediyoruz. Neden? Birini birine tercih etmiyoruz. Evet. Terör terördür. Neden? Tercihi çünkü şu. Seküler. Çünkü layık. Çünkü onda dini motivasyon yok. Din kötü bir şey. Allah Allah. Evet. Biz dine karşıyız. Ama yok yani Hristiyan ve e, Yahudi ve diğer tüm dinler için değil. Yoksa biz Eloğlu'nun Şintoizmini, Budizmini de böyle hom 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 yaparak seviyoruz. Para veriyoruz yüz dolarına mesela seansına. O güzel arınıyoruz ama Müslüman olarak gelmeyeceksin. Bak bu kafa var ya bu biz böyle kodlandık hocam. Ali seven kafasıyla bu ülkede. Dediler ki Türkiye bu millet biz bin yıldır bu topraktan geçemiyoruz. İş i̇şte özeti şu Bizans'a geldik. Bizans'ı yağmaladık. Doğu Roma'yı Doğu Roma Kilisesi'nde yedik, içtik, bitirdik. Haçlı kafasından bahsediyorum. Ulan bu Türkler bu Anadolu insanı bizi buradan e, Filistin'deki o kutsal savaşımızı engelledi. Her defasında gömüldük biz buraya. Kaçıncı haçlı seferi? Yedi. Bir tarih ayı sekiz. Abi bu haçlı seferi, bu adamlara sıkıntı. Bunlar problem yani. Biz oradan geçemiyoruz. Bu adamların sektör olması lazım. Bu adamların bizim o e, din temelli, çünkü papanın emriyle başladı, başladı ya 1092, ilk papa emir verdi. Kutsal savaş için 600 bin tane. Papa emir veriyor. Papanın emriyle gidiyor Haçlılar. Bizimkiler de diyor ki, burası benim ilk kıblem. Mescid-i Aksa, ilk kıblem, mukaddes. Her dine açık olur ben. Dinlere saygım var. Lecum, binecum, Başka hı hı. bir şey. Dedi. Hı hı kavga dini temelliydi hocam. Biz cihat ve fetihle üç kıta yedi iklim hakimiyeti kazandık. Cihat fikriyle. Adam Ali Silmen de diyor ki yok böyle bir şey. Ne haçlı var ne bilmem. Adem oğlundan beri bir tableti yazarken de sekülerdik. <laughs> Ay vardı sekülerdik. Ve bu dinsizlik kılıflarının da dinsizlik kılıfı layık, layıkim ben diyor yanlış anlamayın diyor. Ya dinsizsin. İslam düşmanısın. Böyle kodlandın. Allah diyeni e, 1940'lı 50'li yıllardan bahsediyorum. E, Adnan Mendes sabitli zamanında biraz düştü. Ama hayatta olan insanlar var soracaksın. Of Allah deyince Aksaray'daki o şu andaki Ramada Oteli'nin önündeki yerde adam yüksek sesle Allah diye bağırdı yakalayın. Denen bir ülkede geliyor. Bunlar böyle kodlandılar. İslam düşmanı olarak kodlandılar. Ve Batı Türklerden zarar gelmemesi için bunlardan bu din almamız lazım. Bunu alırsak bir tane melon, bir kravat, değil mi hocam? Seküler bir görünme. Olursa o zaman bu millet, Osmanlı bakiyesi, bu büyük millet zararsız hale gelir. Cümle bu kadar basit. Zararsız kime? Bize zararsız. O yüzden seküler kodlayalım. Böyle Allah, kitap, İslam olmasın. Hadi sevmeyenler böyle doğdu tarlayı böyle sürdüler. Bunlar çıktı. Adam hala yıl olmuş 2023. Anlatamıyorsun. Anlamamaya yani ısrar Pompeo, yani... Trump'ın Pompeo'su bakanlar kurulu toplantısında İncil okuyor. Bunun gözünde bunu şey olmasa Ay Allah belanızı versin. Ya Sinine, olur mu çok mülteci. çağdaş? Hayır. Mülteci olan sensin. Onlar çağdaş ileri demokrasinin en güzide e, örneklerini temsil ediyorlar. Hele Netanyahu yeşaya kehaneti dediğinde <laughs> demokrasi o demek yahu. Tamam. Laiklik o demek ya. ya kafasındaki... Sen niye anlamıyorsun o kippayla ağlama ee, duvarına gidip bravo. yüz sürüldüğü zaman bu Hı. insanlar daha bir çağdaş, Adam, daha bir demokratik, normal. daha bir laik oluyorlar. Şunu kendine sormuyor mu mesela Ali Sirmen, e, tarzı insanlar? Ya bu bebeklere bomba atarken bir İsrail askeri, siyonist askerde, asker demek de kötü bunlara, o katil sürüleri, sıktın attın, kendini koy, bir empati yapıp, yapmaya çalış. Sen diyorum ya ya babasındır. Değilsen de bir anne babanın çocuğusundur. İnsansın yani. Ya o düğmeye basarken en son çık, açtım, bastın düğmeye. Piş, gidiyor oraya çocuklar var insanlar var ya canlı var. İnsanda bir korku, bir üzüntü, bir canlı ölüyorum. Duygusu olan, o nasıl olamaz? Hani bir caniyle empati yapmak zordur ama. Kendi hakkını savunan seküler falan filan diye cümleye başlıyor ya. Nasıl olabilir? Motivasyon ne biliyor musun? Adam söylüyor. Dangılak mısınız arkadaş? Bu kadar ahmaklık olmaz. Ayıp ya. Adam çıkmış televizyonda söylüyor. Ben din için öldürüyorum. Caiz. Nasıl yani? Ben inancım gereği Hahamdan fetva alıyor abicim. De içindeki görüş... hahamdan evet. fetva alıyor ve hastane vuruyor adam. Ya bak Bu da hala çıkmış diyor ki ya bak, bu iş din temelli çözülemez diyor. Abi, harika bir, bir şey söyledim. Bak bu da çok kıymetli dedin ya haham dedin. Hadanlar hastaneleri vurdular bu cani katil sürüsü. Bu sefil fareler vurdular. Arkasından dünyada hastane bebek çocuk deyince ya bir devlet düşün dönüyor. Lan diyor bu da kılıf nasıl bulacağım şimdi. Her şey bir kılıfını buluyor. Boş peşi kovan movan hamas motop bilmem ne. Soralım abi kime bu işini niye yaptığımız olan kişilere soralım. Hangi değil mi? Sevgili ham ham başları kaç taneydi? 40 küsür müydü? O? Evet. 44 müydü? 43 müydü? Öyle bir şey. Yani bir fetva meclisi toplamışlar. Bak bak dinciliğe bak. Ba, ba, ba. Çağdaşlık o. Dincilik sende. Biz sorduk diyor. Abla diyor ki arkadaş orada bir menfaat orada bir daha doğrusu bir zarardan kurtulma şey var durumu varsa zarardan büyük zarardan kurtulmak için küçük zararlar verilebilir karşı tarafa evet hastane bombalanabilir diyor bak bir şey söyleyeyim mi sana hangi dinin hani e, tabii ki e, şeyi de sorgulamıyorum tabii. Onlar inanıyor onlar. Bizim inancımıza göre biliyorsun. Hak din İslam'dır. Öyle değil mi? Hak din İslam'dır. Bitti. Elhamdülillah. <laughs> Ama onun inancına göre bu var. Ya yani adam muharref. Bu inancı bu var ve bunu hiçbir layıklıkla, insanlıkla, çağdaşlıkla, aydınlanmadı mı bilmem neyle medeniyetle açıklayamazsın. Ömer abi. Adam açıklıyor. Diyor ki, o diyor seküler. Adam diyor ki, ben seküler değilim. Kim dedi sana seküler? Ben başbakan, devlet başkanı, cumhurbaşkanı. Ara beni, sor beni. Merkez, hepsinde kafası var ki bu. Hepsi orada dini icra ediyor. Hepsi diyor ki, şalom diyor, oturuyor. Hocam diyor, tabii tercüme. Hocam diyor, bir e, Tevrat'tan diyor fetva alabilir miyiz? Bombalayın. Tamam diyor, bombaladım. Ötekine gidiyor diyor ki, Neten Yahu, 32 sene evvel, ne yapıyorsunuz ya diyor. Hazır değil misiniz hala diyor. Ağam başı. Ya, o Rabbi diyorlar. Rabbi diyor ya diyor biz hazırlanıyoruz. Bak diyor Mesih daha gelmedi gelecek. Tamam diyor. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Seküler diyor adam hala ya. Hala deli söylüyor. Diyor ya. Bak bu zihniyetin. Manyak mısın? Bu zihniyetin. Mı? Çekilin köşeye biz savaşalım diyor. Mecliste de diyoruz. bir tezahürü var. Bu zihniyetin. Allah Yani Ali Sirmen zihniyetinin meclisteki tezahürü. Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii tabii. Dün Aynı onun bir milletvekili. Ki bir dönem Türkiye Cumhuriyeti, şanlı Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş bir eski diplomat. Bir eski büyükelçi. Namık Tan'dan bahsediyor. Oh. Dün kürsüye çıktı. Namık Tan. Ne dedi biliyor musun abi? Hmm. Bu ülkede daha fazla çocuğun babasız kalmasını istemiyoruz. Bu süreçte yeni şehitler vermek istemiyoruz. Bir ulusun tek askerinin canı şu veya bu ülkeden almayı planladığınız 5 milyar dolar kredi için feda edilemez. Kimse şanlı Türk askerini başka ülkelerde paralı asker gibi konuşlandıramaz. <laughs> ya devleti <laughs> bilmeyen <gülüyor> bir <gülüyor> adam olsa... Evet, yani var ya... Anlarım da... Ya devlet adabı görmüş birine böylesi bir şeyi söyletebilmek büyük marifet. Bak söylüyorum. Her kim ise bu kurguyu planlayan çok marifetli demek ki motivasyonu görüyorsun değil mi devlet adabı görmüş bir eski büyükelçi. bunu nerede söylüyor biliyor musun abi demek ki dün Libya tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti Elham Yüllü ile evet. iki parti Biz... hayır dedi değil mi evet evet söyleyeyim mi evet. Evet. PKK'nın siyasi uzantısı olan terör örgütüne siyasal destek verdiği için Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanan EDEP daha önce de bu tören kapatılmış 10 defa tekrar açılmış evet. olan. HEDEP hayır oyu verdi. Bir seccel destekçisi. HEDEP hayır oyu verdi. Bir de. 3 ay sonra seçim var. Ya bu HEDEP yine böyle masanın altında bir yerlerde bunu konuşlandırabilir miyiz diyen CHP hayır oyu verdi. Bitti. Bak ceketini topla giyin kalkıp gidelim. Tartışacak bir şey var mı burada aslında? Nedir bir daha gerekçesi biliyorsun değil mi? 155 milyon defa. 295 trilyon defa da anlatsam adamın bir adam hani dün ne gösterdi hatırlamıyorum ne diyor tutmuş o kadıncağız diyor ki İzmir'de İzmir'de 2 milyon CHP seçmeni var eğer diyor şu kapağı oy göster e, şu kapağı aday gösterseler bir plastik kapak muhtemelen turşu kapağı vardı ya şöyle evet, evet, plastik bidonun kapağı evet pet olan evet. Toşku. şu sarı kapağı gösteriyor eğer şu diyor kapağı CHP oy, aday olarak gösterse seçer diyor CHP 500 bin en az oy verir seçerler diyor. Hatta en güzel bitiriyor diyor ki alın size yeni belediye başkanınız. <laughs> Kapağı gösteriyor. Hocam bu kafa böyle bir kafada. Şimdi bu bir vatandaş bakışı. İronik mi yapıyor? Hakikaten yeriyor mu bilmiyorum ama dediği doğru. Çünkü en az kadın da doğruluyor. Odun diyor. Kapak fazla komplike geldi. Tabiattaki odun kesip koyuyorsun. Kapak polipropilen kalıba koy çıkart bilmem ne işte. Hocam şimdi <laughs> olay ne biliyor musun? <laughs> ne abi, bu dediğin yok. tan. Evet, namık'tan. Hiç farkı yok. Yani kapak. Yani o kapak. Turşu bidonun kapağı. Türkiye odun, Cumhuriyeti Devleti'nin Amerika Birleşik Devletleri odun. nezdindeki büyük elçisiydi bu adam ben ya. Ben kendisine kapak ya da odun demiyorum. Yani kapak ve odun metaforundan çıkan o hayali imaginary bir turşu bidonun kafası demiyorum adama. Kafa aynı kafa. Ne ya, ben de bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Hıhıhı. <laughs> ee, e, tezkereye hayır diye gerekçe neydi? Ya bunu, buna böyle çünkü aynı İsrailler gibi. Bak çok benzetiyorum. Bu Siyonist propagandayla. CHP propagandası çok paralel gidiyor. Kime bağlısın diye soruyor. Hani, nereye aitsin soruyoruz ya. <laughs> çok paralel gidiyor. Rahatlar, fütursuzca. kapakta olsa o gelecek kardeşim. Değil mi? Kılıçdaroğlu bu yalanları söyleye söyleye gitti. Benim ekmek paramdı. Tamam gitti. Olsa helal olsun gitsin. Kılıçdaroğlu bunu hep yaptı. Her Batı tezkere. cephesinde değişen bir şey yok. Sen daha çok ekmek yersin. Yeriz. Keşke bunlar yemesek. Ama şöyle söyleyeyim. Bu tezgahı aydayken neydi gerekçesi abi? Yabancı askı mı? Peki bu Türkçe anlaşılmayacak bir şey mi? Abi? Yani Elon Musk, Starlink, Bebek, Kovan gibi. anlaşılacak tarafı var mı? Bak bir, daha önce onaylamışsın. Aynı madde giriyor. İki, oradaki yabancı asker statüsü. Türkiye'nin içinde olduğu terörle mücadele. DH'la mücadele koalisyonunun bir parçası. Parçası. kardeşim ya? Gel kardeşim Alman, Fransız sen de gel. Ben buradan ki onlar buna gelmediler bile. Gelemediler. Biz yaptık o mücadeleyi. Biz mücadele, mücadele, mücadele ettik. mücadeleyi. Biz mücadele Biz gömdük ettik. onları. O çerçevede yapılan bir uluslararası anlaşma çerçevesi. Koalisyon güçleri. Yani ben beraber Amerika'yla birlikte geleceksiniz. Terörle mücadele. Adamlar gelmiyor. Adamlar da, yardım ediyor. Bak bir şey diyeceğim. <laughs> tamam tamam. Şimdi e, Suriye tezkeresine hayır dediler. Libya tezkeresine hayır dediler. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisinden bahsediyoruz. da belli ki bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir alerjileri var. Etkili olmasına karşı bir alerji diyelim hadi. Evet. Hassasiyetleri. Güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri olmasını belli ki istemiyorlar. İstemiyorlar. net de kim hocam? Hassasiyet. durdu durdu nokta. Hani o eski bir dönem vardı ya CHP milletvekili vardı. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni adam zannettik kağıttan kaplanmış falan demişti. Tabii. Hatırla. Ta AK Parti'nin ilk dönemleriydi. Belki de Hilmi Özkök genelkurmay başkanıydı. Sanki Anayasa, o dönemler şimdi, olabilir. Sürat aklıma geldi, ismi gelmedi. Evet, benim ben de şu anda... Galiba bir anı şeydi, hukukçuydu. CHP'li kurmaydı ama. Tabii. Yani o dönem Baykal'ın kurmaylarından biriydi. Kağıttan kaplan. Kağıttan kaplan işte peki? Türk Silahları. Darbe yapmadılar. Heh. Bunlar adam gibi bin sefer ordu göreve diye Tabii. slogan attılar ya bu. Pankartlarla falan çıktılar. Ordu göreve dediler. Ordu zaten görevinde. Ordu görevinin başında. Neyse Libya tezkeresine hayır demelerini ben bu şekilde yorumluyorum. Diyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü olmasını istemiyorlar. Arzu etmiyorlar. Bu noktada bir alerjileri var. Ve benim bu yorumumu doğrulan nitelikte bir sosyal medya paylaşımı dün yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değişken, en değişken, fevkalade değişken genel başkanı Özgür Özel'den geldi. Özgür Özel, Türk Tabipler Çık Birliği çek. Merkez Konsey üyelerinin görevden alınması kararı hukuka aykırıdır dedi. Bak Türk Tabipler Birliği dediğimiz açalım istersen Şebnem Korur Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği bugüne kadar Türkiye karşıtı neresi hangi eylem hangi fiil varsa hemen salatalık görmüş insan gibi tuzla birlikte oraya koştular. Doğru. Doğru mu abi? Çok doğru. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silahla kitle imhası yoluna gittiği yalanını söyleyen Şebnem Korur Fincancı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in kanatları altında. Şaşırdık ne? mı? Hayır şaşırmadık. Ne değişmiş diye bakıyorum şu an değil mi? Çok enteresan. Ama bak yani, ikinci cümle de ilginç değil mi Hikmet abi? Hangisi? Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyumlara karşıyız. Nereye kayyum atıyoruz Hikmet abi? De, o çukur, evet. çukur olayları sırasında bu ülkeyi bölmek adına dışarıdan desteklenen teröristlere iş makinalarıyla destek verdikleri sabit olan belediyenin iş makinası, bu devletin belediyesinin iş makinasıyla destek verdiği sabit olan Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı belediyeler. Ya bir şey söyleyeyim abi ben anlatıyorsun Suç yani. işleyen, teröre destek olan bazı belediyelere kayyum atandı. Suç işleyen, halkı kin ve düşmanlığa alenen iten, ve teröre destek olan bir sivil toplum kuruluşuna, Türk Tabipler Birliği ama ben başındaki Türk'ü zinhar yakıştıramadığım için Tabipler Birliği demekle yetiniyorum. Tabipler Birliği yönetimine kayyum atandı, atanır. Bu devlet muz cumhuriyeti değildir. Özgür Özel. Bir şey söyleyeyim mi? Yani mesela ee, doğru anlayacağına eminim. Anlattığın şeyler var ya hani şu anlatıcı, şey, tamamını biliyorum. Hem fikrimde. İmzaları bir ...oraya bak o da söyledi doğru... ...hepsi doğru... ...fakat ne kadar enteresan bir şey değil mi... E, ...bilmeme rağmen ve sen de tek hatırlatmana rağmen... Inan, ...inanamıyorum... <laughs> ...inanmıyorum yani yok... yani yok. Yani, ...değildir diyorsun değil mi şakadır yani bak şimdi bak, diyorsun... ...bak biliyorum yıllarca da diyorsun. bunu yazıyorum... ...benim anlattığım ve bildiklerimi sen üzerinden... ...o güzel... sesinle anlattın bize güzel anlattın... Hmm, ...tekrar yaptık hmm, yaptık... ...beğediye imkanı devlet imkanlarıyla... ...silahımı taşıyorsun çukurumu kazıyorsun bu ülkeyi parçalamak için ABD'nin iti köpeği olan terör örgütü ABD'nin iti köpeği diyorum çünkü mühimmat ve silahları da veriyorlar adamlar ondan sonra o da sal, saldıran 40 yıldır daha fazla mücadele ettiği bir terör örgütü her defa kapattık bir daha açtırılan arada ara rejimler giren yok 28 Şubatlar girmiş falan iddia etmişler. Cumhuriyet Halk Partisi kafası abi aydınlanmacı Melon şapka, bebek, maçka ve güzel bir dünya Türkiye hep para kazanıyorsun çünkü böyle bir şey bana anlatıyorsun ve biliyorum. Fakat olmaz diyorum yani. Yok böyle bir diyorsun, şey diyorsun değil mi? neden biliyor biraz önce gösterdiğin var ya hani hmm. özel karşıymış. Çok bir şaşırda gel. hiç de şaşırmıyorum. Ama inanmıyorum. Bak şaşırmıyorum. Bütün bu kadar romantik anlatımın sebebi de şu. Yahu biz 780-800 civarı tam rakamları emin değilim. Bir mikro cerrahi operasyonlarla operasyonla benim Kürt, Türk hiç fark etmez. Oradaki vatandaşlar zarar görmesin deyu. Özel harekattan o genç çocuklar orada tek tek alçak terör örgütü mensuplarını indirdiler. İğneyle kuyu kazdık. Aynen. Abi? Ve kendini de bak çok enteresan. 800 e yakın bu işin basit tarafını bu işin temizlemesi de İsrail gösterdi. Biz de böyle yaparız dedi. Şey benzetmesi yapmıyorum. Gücüm var ve temizlerim dedi. Gitti katliam yaptı. Biz teröristleri temizleyeceğiz ama arada biz kimse zarar görmesin diye. Değil mi? O çukur kazan, hendek. Evet. O çukur kafaları karşı böyle bir hassasiyetle operasyon yaptık. Dünyada hiçbir ordu bunu yapamaz biliyor musun? Bedelini ödeyerek yapıyoruz biz bunu. Ya savaş bir halk sağlığı sondur dedi bunlar. Dedi bunlar. Ya bir de ya abi bir şey söyleyeceğim yani Türk Tabipler Birliği benim ülkeme düşman ya. Bayağı terörist yetiştiren bir şey, gibi. Bir şey söylememe müsaade eder ben. misin? Seyircilerimize Mantıklı de mı? açıklama olması açısından söylüyorum. Allah'ım ya Gelirken baktım Türk Tabipler Birliği adındaki sivil toplum kuruluşunun 110 bine yakın üyesi var. Yani 110 bin hekim bu kuruluşun üyesi. Seçimlere bakıyorsun Hikmet abi. Katılım %20'lerde, %10'larda, %5'lerde bazen. O %5 katılımla yapılmış olan seçimin neticesinde katılan %5'in %40'ını, %45'inin oyunu alarak yönetime gelen bir grup azgın azınlıktan bahsediyorsun. Ama yani... Bu Türk tabiplerini tabitler. zihar temsil etmiyor Al bunlar. sağlığı tabipler. Bunlar temsil etmiyor. Bu bakış açısı, bu hastalıklı düşünce, bu azınlığın... Ha, nedir? Evet, Katılım az olduğu için, katılanlardan daha, katılanların orana vurduğunda daha yüksek oyu aldıkları için, şu için hani demokratik seçim falan kısmını da tartışırım. Güzel. Tabii. Tartışırım yani. Allah. 110 bin üyesi olan bir şeyi 400 delegeyle seçiyorsan, bir STK'nın merkez yürütme kurulunu 400 delegeyle, 110 bin neresi, 400 neresi oranı... Sen tabii gene kitabı, gene e, her şeyi kuralı ve kuralcı... Çünkü sen devletçi bir adamsın biliyorum. <laughs> Anlattım o da doğru yani ne bileyim abi da çıkartıp köşeye koyacağım. Hmm, Ömer Özkek doğru bir şey doğru bu kadar demokrasi yok falan diye. Ama hani şu en çok sevdiğim zaman zaman eleştirdiğim şu güldür güldür şovda adam atıyor ya. işte Altır'ın oğlu Tarkan seni öldürecek. Ne Tarkan beni öldürecek mi diye soruyor. Nasıl böyle mi dedim ne dedin diyor Altır'ın oğlu. Ulan beni öldürecek diyorsun. bura mı takıldı kim <laughs> Şimdi. Ne 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 örnek Şu da örnek vereceğim. Sevgili Ömer abi. Bak. Ha. Buna takılmıyorum biliyor musun? Bak. Fin neydi? Kadın ismi Fincancı. 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 Şebnem Korur Fincancı. Şebnem Korur Fincancı bunu söylemiş. Ondan önce de gitmiş. E, terörle mücadele benim askerim şehit verirken e, savaş bir halk sağlığı sonu deyip PKK'ya destek vermiş. Evet. Buna mı takıldım? Takılma. Takılma hocam. Altırın oltarkan. Dön oraya. Ya buna destek e, atan Akademisyenlere ne yapacaksın? Destek attılar. Lan bu adam eğitimci. Çok doğru Takılma. Buna takılma hocam. Bu da detay. Altın o nokta. akademisyenler bir rektör protestosu için gece gündüz rektörlüğe arkasını dönen protesto şeyler mi? Tabii tabii. Hani onların bilimsel çalışma evet. yapması için onlara para ödeniyor. Tabii. Bu devletten bilimsel çalışmaları için para alıyorlar. Dünyadaki ilk 500 üniversite arasına en azından sokmuş üniversiteler para alıyorlar. Bak. Onlar ne yapıyor? Rektör protesto ediyor. Arkalarına dönüyorlar. Üç yıldır bir de, rutin olarak. Bir de her gün. Bir de 3 yıldır orada tamam. ama... Gerç bilimsel çalışma netice verecek galiba. Ağaç nasıl çıkar? Odun gibi. Çıkmaz Bek, işte. Çıkma. Kök salacaklar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Buna takılma. Ne demek istiyorum. Hikmet abi hiçbir şeye takmıyorsun sen de. Şuna, Takılmıyorsun şuna, ya. Takıl abi. Takılma, takılma, takılma. Hep saçma. Abi. Tamam. Ama sen dünkü olan şey aslında benim taktığım. Bütün bunlara sahiplenen de bunlar 6 ay önce. Geliyoruz. Ben Kemal geliyorum. Bir telefon çalacak, zar zor olacak. Ve Türkiye yöneteceğiz. İçişleri Bakanı Ümit Özdağ yoldan geçene vekillik, kavga, dövüş, kumar masaları bu adamların başındaki bu işin, projenin başındaki Cumhuriyet Halk Partisi. tırnak içerisinde dev, yüzyıllık parti. Bunlar iktidar geleceklerdi. Bu kafa Cumhurbaşkanı oluyor... değil mi şey? Kemal Kılıçdaroğlu. Hı. O da tutmuştu, bu da tutuyor. Ve bu kafa fincancı gibi tipleri savunuyor. Hocam sen bunu ne diyorsun? Asıl tehlike bu değil mi? Ne kazansın? Ne yapacaktı? Ne yapacaktı? versin. Allah, uzunlar, Allah razı ediyorum. olsun. Bu kazansın bu kafa hocam. Ne akademisyene benzer, ne ona benzer. PKK'yı direkt terör destekleyen tipleri koruma altına alıyor. Ne yap? Ülkeye satacak mıydı bu? Kendi ekibi Allah memleketi bizden korumuş diyor. Ekip söylüyor bunu. Kendi milletvekilleri söylüyor. Tamam da hocam onlar detay yok oldu şimdi. İp diye bir şey kalmadı. İp, aldı. İp aldı. İpin ucu kaçtı. Ama bu. Bunlar... Öyle deme. Öyle Bak, deme. Bak şimdi. Sahip çıkıyor adam ya. Bir iki ya. dakikam kaldı. Çok, Utanmıyor. Sıçramıyor. Çok o bir iki dakikada sana Zıp, e, zıplıyor. Olur mu canım? İki, iki gazete var. İki gazetemizin manşeti. Sen yani yakaladı bu en, en, mühim, en mühim konu. Bak görüyorsun. Göremiyorum. Cumhuriyet ve Sözcü Evet. Manşetlerine İki bak. İkisinde de öyle ilk kaçtı falan değil. Kapı Umut aralandı. hala çok diri. Çok çok diri hala. Kapı aralandı diyor Cumhuriyet gazetesi. Ee, dünkü toplamında çıkışta 4 dakika 16 saniye konuştu var. İki lider. 4 dakika 16 saniye. Özgür Özel hemen bunu sosyal medya hesabında paylaştı ama henüz daha biz yayına girerken Meral Hanım'ın sosyal medya hesabında herhangi bir paylaşım yoktu. Meral Hanım bu görüşmede Özgür Bey demiş ki abla gel beraber olalım beraber yürüyelim biz bu işi Tabii. geçen sefer halledemedik bu sefer halledeceğiz sonra ablan kurban olsun sana demiş <laughs> arabesk'e dönersin sonra ondan sonra o da demiş ki ay öyle mi ay bir ben bir genel idare kurulu'na sorayım e, iki gün önce öyle demiyordun Siz, hocam ya biz bunu söyledik o masayı kuran o masaya oturmanızı isterse oturursunuz çünkü kendi tabirinizde proje ittifakısınız dün akşam Ekrem İmamoğlu Halk TV'deydi. Hmm. Ay, Yine böyle... E, ama bununla ilgili bir cümle söyleyeyim mi hocam? Ha, çok hızlı söyle Sence arkadaşlar böyle, da Ekrem tamam, İmamoğlu'nu hazırlasın. Aynı manşetledin kafayı yani toparlamaya çalışıyor falan. Tamam. Ee, neydi? Biz bu seçimlerde e, kaç kilo çekiyoruz, boyumuz kadar sıkletimizi öğreniyoruz diyen yani kimdi? Melek Şener. Evet. Bak her ilde ama her ilçede var ya bu sefer ben, hı, buraya yazdım söz. Ne otururum ne kalkarım. Ya bari söz havada gitti ya daha yankısı devam ediyor. Bari bekleseydin bir geri dönüşünü. Sen bazen dersin ya diplomat değilim. İfadem benim diplomatik krize yol açmaz. Ben gazeteciyim dersin ya. Tabii tabii aç ben de siyasetçi değilim. O yüzden kullandığım ifade bir, bir sıkıntıya yol açmaz, bir krize yol açmaz ama ben bile dikkat ederek konuşurken yarın öbür gün o masaya döneceğini, neredeyse kesin gözüyle baktığım kişilerin böyle çok şeyden e, bol keseden dağıtıyor olmaları evet. çok enteresan geldi. İmamoğlu'nu bir dinleyelim tamam. mi? Çok kısacık ama bir... yumurta kapıya geldi ya baktı tekrar masa ee, ama ittifak demiyor hocam. İşbirliği. Tamam. Tamam. İşbirliği doğru. Evet. Ne o, demek? Zaman, o zaman o zaman ne var bilmiyorum fark. İşbirliği. E, ee, 2023 ile arasında Temel çok ciddi bir fark. işbirliği mi yapıyorsunuz dediler. Bir önceki seçimlerde ha. bu değil. ...değilir. Dilsek teması. Hocam, <laughs> ya yani, ona uygun ittifak, bir tabir bulunur. İşbirliği birliği, teması. Uygun bir tabir Diz bulunur. Beyefendi bir dinleyin. Ne tamam. olur ya? Hadi bir, bir, kafa, bir verin bakalım arkadaşlar. Büyük düşünür. <laughs> Eko. E, ne ne diyor biliyor musunuz? E, 2023 seçimlerini... ...kazandığı için... ...Erdoğan'ın güçlendiği düşünülüyor. Ancak Erdoğan'a oy veren seçmenlerden... ...yansıyan memnuniyetsizlikler... ...çok yüksek. Yani yaptığımız... ...araştırmanın yorumu bu araştırmalar ilk kez vaatlerini yerine getirmeyen, sözlerini tutmayan, ekonomik sorunları çözemeyen bir Erdoğan portresi düşüncesini kim paylaşıyor biliyor musunuz? Zor oy verenler. Sayın Başkan. Bu çok çarpıcı bir durum. Onun bunu için bu çıkmak Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı dediği gibi 10 dakikada bir aramızda kalsın kazanıyoruz diyen kişi. Hayır. Yani halk nezdinde seçmen ya da onun seçmeni olmayan insan küçük reşit olmayan seçmen olmamış daha çocuklar onlar nezdinde de söylediğinin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Çünkü söylediği şeyin gerçek olmadığının artık insanlar farkında ya. E, o zaman e, şuraya geliyoruz hocam diyor ki e, Erdoğan için Sayın Erdoğan için şunu söylüyor verdiği sözleri tutmayan, vaatleriye <laughs> getirmeyen bunu söyleyen kim? Eko. <laughs> tamam mı? Eko diyor ki arkadaş bu adam sözü tutmuyor. Ya bir adama bu ben benim bu ilk sadeki ilk yazımda vardı <laughs> yıllar önce o örneği vermiştim de Ahmet Kekeç, abi de Allah rahmet eylesin Allah rahmet. çok hoşuna gitmişti burada da çok kullandık Murat şekli yıllarca kullandık Adolf Hitler'in Führer'in çıkıp da dünyaya dünya beşten büyüktür Irkçılık daha adi bir şeydir. dünya mümkün. daha adi bir dünya mümkündür öldürmek kötüdür ırkçılık feca kardeş oğlum demesi neyse Ekrem İmamoğlu'nun söz verme yerine getirmiyor. Hizmet, <laughs> hizmet daha şey. Ya ulan pardon ya ya e, Sayın Eko. Sen hangi hangisini tuttun ya? Konu konu bırak diyor ki Erdoğan'a destek azalıyor diyor. Bunu Nereden söyleyen de diyor? seçim akşamı kazanıyoruz diyen adam. O yüzden Aa, evet. alma alma Aa, bak, ciddiye ama. sen daha iyi bir yakalısın. Doğru aslında. Erdoğan'a desteğin azaldığını görüyoruz. Bizim bu yorumlarımız anketten Nasıl yalan söylüyor biliyor musun? Sen söylerken yere bakıyor artık. Boş ver, boş Kendi ver. arasında kazanıyoruz. Şimdi bir kapatıyorum artık. Sözcü gazetesi ve İstanbul. Cumhuriyet gazetesi. Her ikisi de Aldım bak de her ikisi de şuradan bu da buradan bir haber paylaşmış. He, Diyor ki, hızlıca bunu okuyorum. Sözcü gazetesi AKP'de İstanbul için Murat Kurum öne çıktı. Cumhuriyet gazetesi Ankara'da İbre Kurum'a döndü. Yemin <laughs> ediyorum böyle. İkisi evet. de böyle. Haber kaynağı üzerinde haber, oturuyorlar. Haber Hadi bitiriyoruz kaynağı, artık. Allah demiş işte böyle bir şey. Bitiriyoruz, teşekkür ediyoruz. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. kalın. lisan ettiysek affola. Halk Bankı'nın katkılarıyla. Ölce.